Bundan tam 4 yıl önce derneğimiz kuruluş hedeflerini belirlerken bu güzel şehre ve insanlarına neler katabiliriz diye düşündük. Paylaşan, iletişimi güçlendiren, şehrin birleştirici gücü olmaya beni cesaretlendiren, fikirlerini rehber ve yolunu yol edindiğim, her zaman önümde doğru bir örnek olan babama teşekkür ediyorum. Yerimizin hayırlı olmasını diliyor, saygı ve sevgiyle sizleri selamlıyorum. Böyle güzel bir mekan görüp, güzel bir müessese ve böyle pırıl pırıl yeni gençlerle birlikte burada açılışta bulunduğum için de kendimi mutlu hissediyorum. İskenderun Şehir Kulübü adına yakışır bir vaziyette, kısır döngü içinde olmadan, toplumla barışık, dezavantajlı grupları kucaklayan İskenderun'un gelişimine, bölgenin gelişimine, Arsuz'un gelişimine, projeleri üreten, kimseyi dışlamayan, kendi içinde dar bir çerçevede faaliyetlerini yürütmeyen, topluma mal olmuş, herkes tarafından sevilen bir kulüp olacağını ümit ediyorum. Yani bunu da sizlerde de görüyorum. Gerçekten kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde gelişen bir proje. Bu projeden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama sevgili kardeşim Semir Bey'in bu konuda ve yönetim kurulu üyelerinin çok ciddi bir katkıları var. Bu kadar güzel bir tesisi ilçemize, tabii ki İskenderun'umuza da kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz zaten İskenderun ve Arsuz ortaklaşa yaşayan iki şehirdir. Bunları birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Burada ticaret yapan insanlarımız İskenderun'da ikamet ediyor veya İskenderun'da ikamet eden hemşehrilerimiz Arsuz'da ticaret yapıyor. Şimdi Arsuz gerek imar anlamında, gerekse sosyal projeler anlamında, gerekse bu şehirde altyapı anlamında hızla gelişen, ticari tesisler anlamında hızla gelişen ve hızla mesafe kat eden bir ilçe. Ve inşallah en kısa süre içerisinde ilçemiz bu ülkede hak ettiği yeri ve özellikle öncelikle ilde hak ettiği yeri bulacaktır. Tabii ki sadece bir yerel yönetimle bunu sağlamak mümkün değil. Bu kentin dinamikleri var, kentin sivil toplum kuruluşları var, resmi kurumlarımız var, devletimiz var. Bunlarla birlikte el ele, omuz omuza çalışarak bu kenti geliştireceğiz ve hak ettiği yere getireceğiz. İşte bu bağlamda sosyal sorumluluk projeleri içerisinde şehir kulübümüz uzun süredir gerek bizlerle birlikte gerek bizim dışımızda farklı sosyal projeleri farklı sivil toplum kuruluşlarıyla hayata geçirmektedir. Ben bunu çok yakinen biliyorum. Ve inşallah buradaki bu güzel tesislerden sonra daha ciddi katkılar sunacağına inanıyorum ben. Yine arkadaşlarım da söylediği gibi çok kısa süre içerisinde genç bir ekip, pırıl pırıl bir ekip. Ben de yakinen bir takım projelere şahidim. Bunlardan bir tanesi engelli basketbol takımına ciddi katkılar sundular. Bunu sadece maddi olarak söylemiyorum. Bizatihi oraya geldiler, destek oldular. Ben de şahidim. İnşallah bunun gibi birçok projeyi de imza atacaklarına inanıyorum. Yine çok güzel mimar arkadaşları kutluyorum. Emeği geçen herkese kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun inşallah. Evet. Efendim, size bakabilir miyiz efendim? Çekiyoruz efendim. Yapmışlar devlet modeliyle. Yoksa bunu yapacak ben böyle bir şey yok.